Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir, Hukuk Öğrenmeye hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir konu işleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Yine bir konuğum olacak. İnanıyorum ki birçok arkadaşım da yani benim dediğim gibi hadi canım öyle bir şey mi var hocam dediği bir canlı yayın olacak. İyi akşamlar. Bu videoyu kaydedeceğim. IGTV'den, Hukuk Öğretir Instagram sayfasından IGTV'den tekrar dinleyebilirsiniz. YouTube'da da paylaşacağım. Kayıt alacağım. YouTube'da da paylaşacağım. YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Tamam. YouTube Hukuk Öğretir kanalı, Instagram'dan Hukuk Öğretir sayfasından da bu videoya ulaşabileceksiniz. Doğrudur özgü kaydedilecek. Ufaktan toplanalım. Konuğumu da davet edeceğim. Önce ben bir girizgah yapacağım. Kim o? Furkan, Bilal son sese benziyorsunuz hocam. Bunu çok diyen var. Bilmiyorum. Bu saçım daha dökülmüş hali. Merhaba, merhaba Tuğba, merhaba Duygu. Duygu, çarpı 2'li izliyoruz hocam. Şu an çok garip geliyorsunuz. Toparlanmanızı bekliyorum arkadaşlar. 250'yi gördük, çok güzel. Ufaktan ben başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, hukuk fakültesi hayali kuranlar, hukuk fakültesini hedef edinenler, fakat hukuk fakültesini bir türlü işte kazanamayan arkadaşlar var. Ben dün öğrendim. Farklı bir yöntemle de hukuk fakültesi okunabiliyormuş. Nasıl? Şimdi benim bildiğim ki sizin de bildiğiniz de öyledir diye düşünüyorum. Ya ÖSS sınavıyla geçersin. İşte AYT, LYS artık neyse adı. Ya onunla hukuk fakültesine geçersin. Veya da adalet okursun. Adaleti bitirir. Arkasından DGS'ye girersin. DGS ile geçersin. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yurt dışında hukuk fakültesi okuyorsunuz. Sonra geliyorsunuz ÖSYM size bir sınav yapıyor. STS sınavı, seviye belirlemesi, STS seviye tespit sınavı. Öyle bir sınav yapıyor arkadaşlar. O sınavla da Türkiye'de okumadığınız halde hukuk denkliği alıyorsunuz. Yani hukuk fakültesi mezunu olmuş oluyorsunuz. Tamam. Sizi üniversitede yani ÖSYM'de sizin diplomanızı kabul etmiş oluyor. Sonra staj başlatıyorsunuz. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Başka bir şekilde hukuk fakültesi okunabilir mi? Benim bildiklerim bu kadardı. Evet, bir yöntem daha varmış arkadaşlar. Sizden bir cevap gelmiyor. Bir yöntem daha varmış. Şimdi davet edeceğimiz arkadaşımız Hilal hukuk fakültesine yeni başlayacak. Bu yıl başlıyor. Ve çok ilginç bir şekilde hukuk fakültesine geçiş yapmış. Sınıf öğretmenliğinden hukuk fakültesi. Bak bu kadar net söylüyorum. Sınıf öğretmenliğinden hukuk fakültesi. Herhangi bir DGS, ÖSS vesaire olay da yok. Nasıl olmuş? Nasıl yapmış? Yatay geçiş diyor. Bunlara kimler başvurabilir? Bu süreç nasıl işliyor? Şimdi bu canlı yayınımızda, bu videomuzda bundan bahsedeceğim. Şöyle güzel taraf olacak. Bu sistemi bilmeyen arkadaşlar herkes öğrenecek. Şöyle dezavantajı olacak. Bu sistemi bilen arkadaşların rakipleri artmış olacak. Tamam. Hadi bakalım. Hilal canlı yayına seni bekliyoruz. Şu an izlemeden çık. Sonra tekrar gir. Bana canlı yayına katılma isteği gönder. Ben de kabul edeyim. Canlı yayına alalım seni. Canlı yayın kaydedilecek arkadaşlar. Hilal geldi. Başlayalım bakalım. Hilal merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu nazik davetimi beni kırmayıp kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Birçok arkadaş senin bu anlatacaklarından çok faydalanacağına inanıyorum. Canlı yayının başında da söylediğim gibi bilinmedik bir konu. Kendi adıma konuşayım. Ben bilmiyordum. Benim bildiğim DGS. İşte herkesin bu ne diyorlar şu andaki sistemin adı ÖSS, AYT, LYS o sistem. Bir de yurt dışında okuyup Türkiye'ye gelip denklik sınavıyla diplomalarını kabul ettirme durumu var. Evet. Ama sen bize dördüncü bir sayfa açtın. Açmakla kalmadın. Yani hocam böyle bir sistem varmış. Arkadaşlar deneyebilir değil. Ben yaptım, denedim, oldu. Benden sonra gelecek olan arkadaşlar da bu sistemi deneyebilir. Evet. Şimdi ben girmeden önce seni ufak tanımak istiyorum. Tabii. Nereden katılıyorsun yarışmaya? Ben Edirne Keşan'dan katılıyorum yarışmaya. Edirne'desin. Evet. Orada aile orada, ikametgahın orada. Evet, ben burada yaşıyor. Peki ilk üniversiten hangisi? İlk üniversitem 2014 yılında ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne kaydoldum, işletme bölümüne. 2014 yılında kaydoldum. 2018 yılında oradan mezun oldum. İktisattan 2018'de mezun oldun İstanbul. Evet. Tamam. Sonra peki aklında hukuk fakültesi varken puan yetmedi de mi işletmeye gittin? Nasıl oldu? Evet. Liseden beri aklımda hukuk fakültesi vardı. Ama puanım yetmediği için mezuna kalmak istemedim. Çünkü çok stresli bir sene geçireceğimi düşündüm. Aslında belki kalsaydım şimdiye kadar bitirmiş bile olabilirdim. Ama bunu kendim için bir fayda olarak görüyorum. Mezuna kalmadım. İktisat Fakültesine yerleştim. Daha sonra Hukuk Fakültesi hep aklımda vardı liseden beri. Ve hep bir yolunu aradım ama orada çok fazla ortalamamı yükseltemedim ve dediğim gibi çok da cesaret edemedim açıkçası mezuna kalmaya. O yüzden orayı bitirdim 2018 yılında. Ama sözünü kesiyorum. Yorumları kapatıyorum video donmasın diye. Arkadaşlar yorumları kapat. Arkadaşlar birazdan yani videonun sonuna doğru yorumları açacağım. Sizden gelen soruları benim aklımda olan birkaç soru var. Hepsini soracağım. Unuttuğum şeyler olursa siz de sorabilirsiniz. Mezun oldun. Aklındaydı hukuk fakültesi. Bir türlü olmadı. Bir türlü olmadı. Ama ben bu durumdan vazgeçmek istemedim. 2018 yılına mezun olduktan sonra idari hakimlik de açıkçası çok istiyordum. Hala istiyorum ama muhtemelen bundan sonra adli hakimlik için çalışırım. Hep aklımdaydı. Haziran ayında mezun olduktan sonra Eylül ayında kaymakamlık sınavına hazırlandım. Çok uzun bir zaman yok arada. O yüzden çok iyi hazırlanamamıştım. Sizi de zaten o süreçte bir arkadaşımın tavsiyesiyle keşfettim. Anayasa hukuku, idare ve cezayı da idari hakimlik sınavına girdiğimde bana çok faydası oldu. Aralık ayında da girdim. Onda da çok fazla çalışamamıştım ama dediğim gibi hep içimde olduğu için daha sonra üniversite sınavına girme kararı aldım. İşletme okurken tabii anayasa, idare, cezayı çok iyi bir şekilde görmüyorsunuz. Yok, daha sadece çok ben burada hukuk almıştım. Ticaret. Maliye, iktisat, işletme üzerine yoğunlaşıyor sizin dersleriniz. Evet, hukuk dersimiz çok yoktu. Çok yoktu. Ondan sonra bizimle anayasa, idare, cezayı hallettin. Hakimliği denedin. İdare hakimlik. Evet. Ona denedim ama olmadı. Çalışmaya devam ettim. Sonra o süreçte tekrar aklıma hukuk fakültesi düştü. Dedim ki bir üniversite sınavına girip tekrar deneyeyim. Bu hukuk fakültesi şey gibi böyle bir virüs gibi. Mesela şu an ya, vücuda bir girer o virüs, o akla girer, o olacak. Yani sınıf öğretmenliği oku, matematik öğretmenliği oku, başka bir memur ol, İBF fakültesi oku. Eğer o içinde varsa birçok arkadaş, mesela benim üniversiteden tanıştığım arkadaşlar, hocam diyor benim aklımdaydı diyor hukuk fakültesine gitmek. İşte benim ikinci üniversitem, üçüncü üniversitesi hukuk olan arkadaşlar var. Ama diyor işte tekrar dershaneye gitme imkanım yoktu. O yıl kazanmam lazımdı. Senin dediğin gibi stresi kaldıramadım. O yıl kazanmam lazımdı. Gibi hep ertelenmiş. Hep ertelenmiş ama o virüs vücudu ele geçirmiş. Yani ya içinde şey kalacak böyle ya Evliyken bile, çocuğum varken bile ya okusam mı? Özel mi okusam acaba? Kıbrıs'ta mı okusam acaba? Hep içinde kalacak. Veya da bu hayalinin peşinden bırakmayacaksın. Alacaksın riski. Ne riskini alacaksın? Ya 4 yıl okudum ben, işletme bitirdim, iktisat bitirdim, kamu yönetimi bitirdim. Artık ne bitirdiysen, birçok senin adına, şahsına konuşmuyorum. Bizi izleyen birçok arkadaş adına konuşuyorum. Ya ben bu hukuku bir şekilde okumalıyım deyince olay farklı boyutlara gidiyor. Mesela şimdi senin anlatacağın şeyler beni çok şaşırttı. Bakalım nereye gidecek olay. Ben idari hakimlik sınavına başvurmak için adliyeye gittiğimde orada avukatları gördüm işte. Yani o çok farklı bir his. Hani benim içimde İstanbul Üniversitesi'ndeyken o hani bir şekilde körelmişti. Tabii ki tamamen atmadım ama sonuçta başka bir bölüm okuyorum ve ona odaklanmak zorundayım. Ama idari hakimlik sınavına başvurmak için Çağlayan Adliyesi'ne gittiğimde dedim ki evet, benim burada olmam gerekiyor. Zaten sizin videolarınızı da izlediğimde, sizin kitaplarınızı işte kullandığımda orada da hep geçen belli bir kalıp var. Kendinizi o makamda hayal edin diye. Kendimi orada hayal ettim ve hani orada olmam gerektiğini düşündüm. Bir daha da hiç içimden çıkmadı. O yüzden üniversite sınavına girmek için bir karar aldım. Daha sonra sınava hazırlanmaya başladım, üniversite sınavına. Ona da çok uzun bir süre hazırlanmadım. Sözünü kestim Hilal. Şimdi şöyle bir durum da var. Arkadaşların cesareti olmuyor maalesef. Mesela diyor ki hocam diyor, mesela birçok insan bilmez, ben şimdi bunu söylemiş olayım. Hukuk Fakültesi benim de ikinci üniversitem. Gerçek diyorum. Benim ilk üniversitem Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler mezunuyum ben. Ve 5 yıl okudum ben buraya. Sonra ben ÖSS ile geçtim. Hukuk Fakültesi'ne. Aynı süreç. Ve birçok arkadaşın kafasında soru işareti şu oluyor. Diyor ki hocam diyor, bu saatten sonra ben diyor Mat 2'yi nasıl çözeyim? Nasıl hazırlanayım? Veya edebiyat hocam ezber. Ama şunu ben çok net söylüyorum. Birçok arkadaş da ya bu videoyu okuduktan sonra acaba olabilir mi? Ya ben de bu videodan sonra hayatım değişecek mi diyebilir. Emin olun arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşletmeden yıllarca KPSS'ye hazırlanıyorsunuz. Veya İktisadi İdare Bilimler Fakültesinden. 2 yıl, 3 yıl. KPSS B grubu mesela. Sınav 2 yılda bir yapılıyor. Sen de bu süreçlerden geçtiğin için biliyorsun. Evet. O 2 yılı bir KPSS B'ye harcadığın kadar veya da 2-3 yılını KPSS A grubu iktisat, maliye, muhasebe, hukuk. Hukuk kendi içerisinde 7 bölüme ayrılıyor. İşte fazla sıkmak da istemiyorum arkadaşlar. Anayasası, idare, medeni, borçlar, icra iflas, ticaret. Daha gidiyor böyle. İdari yargılama, hukuku, ceza muhakemesi. Bunlara hazırlanacağın yere biraz zorlu bir süreç ama sıfırdan matike hazırlansan, edebiyat hazırlansan çok rahatlıkla kazanabileceğin bir sınav, üniversite sınavı. Evet. Şimdi 2005'lerde ben 2005'te üniversiteye girdim. 2005'lerde, 2004'lerde o yıllarda üniversite sınavına girip bir hukuk fakültesi, bir tıp fakültesi kazanmak neredeyse imkansızdı. Bak gerçek diyorum ha, neredeyse imkansızdı. Üniversite sayısı çok az. Kontenjanlar çok az. Ciddi bir emek sarf etmen lazım. Şu an sosyal medyanın bu kadar gücü yok. Evet. Derslere bu kadar ulaşamıyorsun. İstediğin zaman gir internete, matematik dinle, matiki dinle, uzaktan eğitim sistemiyle çok cüzi miktarlarla bu eğitimleri satın al ve hayallerine kavuş. O dönem öyle değil. Parası olanlar dershaneye gidebiliyordu. Maalesef ben gidememiştim. Kazanamıyordun. Kazanmak imkansızdı. Ama ben birçok arkadaşa senin nezdine diyeyim. Arkadaşlar hayalinizden vazgeçmeyin. Üniversite sınavı o kadar zor bir sınav değil. Yeter ki telefondan uzak durun. Oyunlardan falan uzak durun. Sınava odaklanın. KPSS'ye hazırlandığınız performansın yarısını harcarsanız çok rahatlıkla hukuk fakültesine girebilirsiniz. Doğru mu sence? Evet. Doğru hocam. Peki sonra tekrar üniversiteye hazırlanma kararı aldım. Tekrar hazırlanma kararı aldım. Onda da yaklaşık 1 ay, 1,5 ay kadar sadece soru çözümüne odaklandım. Matik'te dediğim gibi eksiklerim vardı. Onları videolarla hazırlandım ve 2014 yılında elde ettiğim sonuçtan çok daha iyi bir sonuç elde ettim. O zaman 82.000'le girmiştim İstanbul Üniversitesi'ne. 65.000'e kadar çektim. 65.000 aslında yarı burslular tutuyordu özel üniversitelerde ama gitmek istemedim açıkçası ve ikinci üniversitem olduğu için hani tekrar maddi anlamda külfet olsun istemediğim için sınıf öğretmenliğini yazdım Marmara Üniversitesi'nde. Şöyle de yapabilirdin. Burada çok şükür sen geçmişsin ama ben özel üniversite karşıtı bir adam değilim. Özel üniversiteye %50, %25, %75 geliyorsa gidin. Hatta biraz imkanınız varsa, arabanız varsa satın. Tam ücretli gidin. Ama oraya gittikten sonra deli gibi ders çalışın. Bak evet, çok net söylüyorum. Deli gibi ders çalış. Yatay geçişle başka bir üniversiteye, hemen devlete geç. O yüzden ben sınıf öğretmenliğine gitme kararı aldım. Marmara Üniversitesi'ne başladım. Geçen sene Eylül ayında yani. Sonra sınıf. Orada evet, sınıf öğretmenliğine başladıktan sonra tanışma toplantısında danışman hocalarla beraber bu konuyu konuştuk. Ben aslında Marmara Üniversitesi'nin böyle bir olanağı olduğunu da bilmiyordum. İstanbul Üniversitesi'ndeyken böyle bir durum yoktu. Sadece kendi fakültenize ya da işte mesela İktisat Fakültesi sadece siyasala geçebiliyordu. Onun dışında hukuk ya da işte eğitim fakültesine geçebilme imkanı daha zordu. Çünkü kendi fakültelerinden olduğu zaman daha ayrıcalık demeyeyim de daha dolu bir kontenjan oluyordu. Diğerleri için daha zordu. Ama Marmara Üniversitesi'nde öyle bir şey olmadığını öğrendim Eylül ayında. Ve hani içimde zaten hiç bitmemişti. Tekrar canlanan bir umut oldu. Eylül ayında başladım. Sistem şu. Ya ben anlamak için soruyorum. Bizi dinleyen arkadaşlar da anlasın diye. Sen sınıf öğretmenliğine gittin. Evet. Öğretmenliğine aynı üniversite içerisinde farklı bir bölüme gidilebildiğini öğrendin. Evet. Ve bu bölümlerden bir tanesi siyasal. Hukuk Fakültesi. Ha, Hukuk Fakültesi, tamam. Ben o yüzden ortalamamı yükseltmek istedim. En başta yani Eylül ayında başladım. Bunu duyduktan sonra direkt aileme bunu paylaştım. Dedim ki böyle böyle hani ben hukuk fakültesine geçmek istiyorum. Ortalamamı yükseltip böyle bir şansım olduğunu öğretmenlerimle konuşup öğrendim. Daha sonra çalışmaya başladım. Hep böyle yakın çevremden şey duyuyordum işte. 2. üniversiteye başladın. Hala sıkılmadın mı? Hala okumak mı istiyorsun? İşte bir kısım arkadaşım işsizdi. Bir kısım arkadaşım A grubuna hazırlanıyordu ki A grubuna da hazırlandım bir yıl boyunca. O da çok dediğiniz gibi zorlu bir süreç. O yüzden hukuk fakültesine geçme kararı aldım. Birinci dönemde de ortalamamı yükselttim. İkinci dönemde online eğitime geçince bu benim için bir fırsat oldu. Hem idari yargıya çalışmak için hem de kendi derslerime yönelebilmek anlamında. Okula gitmediğim için zaten derslerimi ve işte notlarımı yüksek tuttum. Ortalamamı 3,5 yaptım. Daha sonra kurum içi yatay geçişe başvurdum. Çift Anadolu'da da denedim ama Çift Anadolu'da olmuyordu. Farklı bir fakülteye yani belli bir kontenjan var. O kontenjana giremediğinizde başvuramıyorsunuz. Bu geçişin adı ne? Kurum içi yatay geçiş. Kurum içi yatay geçiş. Evet. Bu geçişte sadece üniversiteye yerleştiğiniz ÖSYM puanı ve o dönem sonunda hesaplanan yıllık not ortalamanız önemli. İkisinin toplam gibi bir ortalama mı alıyorlar? Birinin %60'ı, birinin %40'ı alınıyor. Ona göre bir puan hesaplanıyor, yerleştirme puanı. Öyle bir şansım olduğunu bildiğim için denemek istedim. Açıkçası çok umudum yoktu çünkü hani çoğu kişinin bunu bildiğini, yani sadece ben bilmiyorum sonuçta kurum içi yatay geçişi. Üniversitedeki çok kişi bildiği için onların da bundan sonra birçok kişi. O yüzden bir şansımı denemek istedim. Dediğim gibi çok umudum yoktu. Ama pazartesi günü sonuçlara baktığımda kazandığımı gördüm ve inanamadım. Sonuç ekranını kapatıp tekrar açtım. Evet, kazanmışım dedim. Uzun bir zaman sonra da olsa hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. 6 yıl sonra. Evet, 6 yıl sonra. Bir şey, kafamda birkaç soru var. Peki sınıf öğretmenliğinden hukuk fakültesine başvurdun ya. Evet. Matematik öğretmenliği, işletme bölümü, iktisat, bunlarla başvuru hakkı var mı? Tabii ki. Mesela geçen yıl İlahiyat Fakültesinden almış. Bu sadece not ortalamasına bağlı. Başvuranlar arasından en yüksek not ortalaması ve yerleştirme puanı kiminse onlar yerleşiyor. Peki, geçen yıl ilahiyattan geçiş olmuş mesela. Şunu da sorayım. Örnek veriyorum. Nere olsun? Ankara Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümüne de geçiş yapabiliyor mu bu öğrenci? O da şu şekilde sadece mesela Hukuk Fakültesi Ankara Hukuk'taki bir öğrenci Marmara Hukuk'a geçebilir. Ama o kurum içi yatay geçişle değil, kurumlar arası yatay geçişli oluyor. Ya da merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş var. O ikisiyle yapılıyor. Yok, ben şunu merak ediyorum. Örnek veriyorum, sen Çukurova'da sınıf öğretmenliği okuyan bir arkadaşımız. Marmara Üniversitesi'nde açılan hukuk fakültesine bu kurum içi geçişle başvuru yapabiliyor mu? Yok, hayır. Kurum içi sadece kendi üniversitesinin bünyesinde. Kurumlar arasıyla geçiş yapabiliyor. O da üniversitelerin yönerge ve yönetmeliğine göre değişiyor. Her üniversite kabul etmiyor. Yani bu dediğin sistem Türkiye'nin her üniversitesinde var mı yoksa belli üniversitelerden mi var? Üniversitelerde. Mesela dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir durum yoktu. Sadece İstanbul'da yok. Evet. Ben mesela orada işletme okuyordum. İşletmeden mesela maliye bölümüne geçebilirim. Ama işletmeden hukuk fakültesine geçmek istediğimde bu çok da kolay olmuyordu. Çünkü hukuk fakültesine DGS ile başvuranlar da oluyordu. O yüzden kontenjan çok çabuk oluyordu. Ama Marmara'da böyle bir durum yok. Marmara'da direkt kurum içi geçiş adı altında bir kontenjan belirlenmiş. Evet. O kontenjana o üniversite dışından kimseyi dahil etmiyorlar. DGS ile geçişi dahil etmiyorlar. Evet. Kaçtı bu kontenjan? Kaçtı? Yanlış hatırlamıyorsam örgün eğitimde 4, ikinci öğretimde de 2 kişiydi. Of, çok tehlikeli rakamlar. Mesela şey diyorlar arkadaşlar, hocam 100 kişilik idari hakim alınacak. Çok düşük bir rakam değil mi? Evet. 100 kişi, öyle düşün. 100 kişi, çok büyük bir rakam. Şimdi 4'ün 2'nin yanında 100 kişi çok büyük bir rakam. Öyle düşünmek lazım. Ama 4, 2 çok tehlikeli rakamlar. Senin üniversite giriş puanın kaçtı? 341 puanla ben sınıf öğretmenliğine yerleştim. 341. 3,5. Ne oldu bu ortalama senin? Yerleştirme puanım 81'di. O yüzden çok umudum yoktu. Çünkü genelde yerleştirme puanları işte 90. Mesela çift anadal ve yandala da başvurmuştum şansımı denemek için. Onlara yerleştim ama kayıt yaptırmadım. Onlara yerleşme puanım mesela 97 ve 94'tü. Ama buna yerleşme puanım 81 olduğu için aslında çok da ümit vermemiştim. Ama sanırım çok fazla başvuran ya da bundan haberi olan kişi sayısı yoktu. Ya da benim şansıma böyle bir durum oldu. Bu şekilde yerleştim. Ya nasibinde de varmış. Evet. Niyette de hep olunca olmuş. Şey diyeceğim. Peki bu sistemi yapan bildiğin üniversiteler var mı? Marmara Üniversitesi dışında bildiğim yok hocam. Ben geçen 2-3 ay önce bir arkadaşım demişti ki İlahiyat Fakültesinden ben Marmara İlahiyat'a gideceğim. İlahiyattan hukuka geçeceğim demişti. Evet. Ben demiştim böyle bir şey olmaz. Var demişti. Sonra dedi ben araştırdım var. Sonra detayını konuşamadık. Sonra da bir şeyler araya girdi. Yoğunluk, dersler falan derken konuşamadık. Bizzat sen bunu yapınca ben de seni çağırmak istedim yani. Süreci hakikaten merak ettim. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Senin adına çok sevindim. Yani şu video bugün ayın 30 Eylül evet. 2020. İnan çok büyük bir anı olarak kalacak senin için. Ve inanıyorum ki birçok arkadaşa da yol gösterecek bu süreç. İnşallah. Bundan sonra 81 ile kapatmayacak. Bunu net olarak söylüyorum. 88'e kadar yükselir diye düşünüyorum. Çünkü şeyde mesela bizden geçen sene Adli Hakimlik sınavına giren, İdari Hakimlik sınavına giren arkadaşlar İYUK anlatmıştık. İş hukuku, adli hakimlik için de iş hukuku anlatmıştık. Bunları bizden dinleyen arkadaşlar normalde bunların ortalaması çok düşük. Ama ciddi arkadaşlar bizden dinlediği için hocam diyor zor olsun dedim ya böyle sorular olmamalı diye düşündüm diyor. İşaretledim geçtim. Evet. İnşallah yani sen de bu hakimlik sürecine girdiğinde inanıyorum ki bizim videolarla daha da çok yol kat edeceksin. Sizin için daha iyi değerlendireceksin. Güzel işler başaracağına inanıyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sana bu yolda ve senin gibi yeni bu sürece başlamış arkadaşlara tavsiyem şu. Birinci sınıf çok kıymetlidir. Ve pandemi döneminde iş online olacağı için olay tamamen senin kendini geliştirmene bakıyor. Anayasa hukukunu da bir temel işin sistematiğini öğrenim diyorsan anayasa hukukunun genel esasları Kemal Gözler. Kitabını al, oku. Ve ders modunda değil, birebir ben bu işin sistematiğini, ilk oluşumunu merak ediyorum diye oku. Oku ve ben artık sen dedin ya ben adli hakimlik süreci artık düşünüyorum. Şimdiden başlamak erken mi? Değil. 4 yıla yay, sağlam hazırlan ve adli hakimlik sürecine gir. Gerçek diyorum ama bu sürece gir. Ve okul bir şekilde bitiyor. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ya mesela arkadaşlar diyor ki tıp fakültesi çok zor. Yo, gir o üniversiteye. Bir şekilde bitiyor. Ondan not alıyorsun, öbüründen not alıyorsun. Hukuk fakültesi de öyle. Hemen bir WhatsApp grubuna dahil olmuşsundur muhtemelen. Tamam mı? Kesin. Sonra hemen kankalar oluşuyor etrafında. Tamam mı? O diyor şöyle not buldum, şuraya bıraktım, PDF attım, şöyle yaptım. Bir bakıyorsun, geçen senenin çıkmış soruları falan derken dersi geçmişsin. DC ile geçmişsin, AA ile geçmişsin. O dersler bir şekilde geçiliyor. Ama bu işin sonunda sen kendine neler katabildin? O çok önemli. Yani heybende neyle mezun oldun? Sana tavsiyem okulu çok dolu dolu geçir. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Senin düşüncelerin ne hukuk fakültesi içerisinde ve sonrasında? Benim şöyle, yani kazandığım ilk söylediğimde arkadaşlarım tabii ki tebrik ettiler. İşte bazı yakın çevremden hani yapabileceğini düşünüyor musun? Biraz gözüm korktu açıkçası başta ama sonra dedim ki hani İstanbul Üniversitesi'ni de hiç anlamadan bitirdim. Yani 4 yılın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Bu da herkese zaten anayasa hukuku, idare, işte ceza, sizden hani çalıştığım kadarıyla geri kalanı da kendi imkanlarımla not çıkarıp işte soru çözüyorum vesaire, soru bankası almıştım, deneme almıştım idari hakimlik için. Bu şekilde devam edeceği için açıkçası çok gözüm korkmuyor. Çünkü sizin anayasa videolarınızın altına yazılan yorumları da görmüştüm. Hukuk okuyan arkadaşlar takip ediyorlar ve işte hani 90 aldım anayasadan. İşte 85 an bu şekilde hep böyle gördüğüm için sizin kaynaklarınızın da yardımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden hani onun da göz açıp kapayana kadar geçeceğini düşünüyorum. Bitecek. Ben çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama hukuku. Bunlar çok ana derslerdir. Ceza hukuku genel hükümleri. Genel hükümlerinin mantığını anlamazsan istediğin kadar kanundan bak. İnan çöp. Ceza muhakemesi, iş hukuku, bunları fazlasıyla bizden halledebilirsin. Zaten sen okul aşamandayken o eğitim sürecinde biz mesela seneye bir aksilik çıkmazsa medeni hukuk, borçlar hukuku, medeni usul hukuku, bunlar da gelecek siteye. Birçok arkadaş bunlardan bizden faydalanacak ki sen de faydalanacaksındır. Faydalan, işin ben işin yani hem sınav boyutuyla anlatıyorum. Üniversiteye hakimlik sınavları, KPSS grubu sınavlarına yönelik anlatıyorum. Hem de okulda bu derslere yardımcı olsun diye de anlatıyorum. Dediğim gibi birçok arkadaş bizden dinleyerek anayasa hukukunu, idareyi, cezayı, CMK'yı çok rahatlıkla geçti. Sen de geçeceksin, merak etme. İnşallah. Kötü tarafı bizim anlatmadığımız derslere de sıkıntı çekeceksin. Evet, zaten size daha önce bu konuyla alakalı mesela yapmıştım. O zaman İYUK'la alakalı video çekmemiştiniz. O konuda biraz eksiğim vardı. O zaman size mesaj atmıştım. İşte hocam hani bunlarla devamı gelecek mi? Çünkü işin dediğiniz gibi işin sistematiğini oturttuğunuzda size çok sıkıcı gelmiyor. Aksine bana çok zevkli gelmişti ki ilk üniversitemde mesela çok fazla hukuk dersi almadım. Sadece 2 tane almama rağmen, anayasayı vesaire hiç almamama rağmen bana hiç sıkıcı gelmemişti anlatımdan kaynaklı. Aksine çok eğlenceli ve akılda kalıcı gelmişti. Mesela soru çözüyorum anayasa hukukundan, soru bankasından. Şimdi aklımda olduğu için ve hiç unutmadığım için, çünkü akıcı anlatıyorsunuz ve akılda kalıyor. Sürekli soruları hızlı bir şekilde işaretliyorum. Mesela sizin soru bankası kitabınızı almıştım hakimlik için. Anayasa hukukunu 3 gün içinde bitirdim. Buna ben de hani inanamadım. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Akılda kalıcı olduğu için çok fazla ben not çıkarmıştım. Tekrar ediyordum. Takıldığım yerlerde ya da unuttuğum yerlerde videolardan tekrar bakıyordum. O yüzden bu şekilde ilerlerse inşallah güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Ya benim anlattığım derslerde ben şunu yapıyorum. Ben hiç bilmeyen biri olsaydım bu dersi nasıl anlardım? Evet. Öğrenci zaten dersin videonun başına ben diyorum arkadaşlar bakın en dipten alacağım. 1-2 video sizi yorabilir. Ya buralar çok basit. Çarpım tablosu öğrenme gibi bir şey. Mesela toplama çıkarma öğretiyorsun matematiği anlatırken. Tamam. Buralar seni sıkabilir. Ama hiç bilmeyen biri gibi alıyorum. Senin seviyen 10 üzerinden 2 diyelim. Veya 5 diyelim. Ben 1'den alıyorum. 1'i anlatıyorum, 2'yi anlatıyorum. Seviye yükseliyor. Seviye yükseliyor. 5'te seni yakalıyorum. Senin seviyen 5. 5'te seni yakalıyorum. 6, 7, 8, 9, 10'a geldiğinde 10'da olduğunu fark etmiyorsun. Yükselmişsin, tamam mı? Bunu ne zaman fark ediyorsun biliyor musun? Bu sadece anayasa için değil ha. İdari yargılama, idari hukuk mesela çok geniş bir hukuk dalıdır. Belli bir mevzusu yoktur, derlemedir. Karışıktır da. İşte bunun bir, ben bu videoları çekerken de çok düşündüm. Allah'ım, bir anayasa metni olsa yasama, yürütme, yargı de. İlk videolarda da anayasanın tarihinden anlat. Karşılaştır anayasayı, bitir dersen. Aynen. Ceza hukuku. Anlat işte maddi, manevi ceza hukukunun girişlerini anlat, bitir. Ceza muhakemesi. Bir mevzuat, kanun maddesine göre git, bitir. Tüm dersler böyle neredeyse. Ama gel gör idare hukukuna. Hadi anlat. Mahalli idareleri mi anlat? İdari işlemi mi alacaksın? Devlet memuru kanununu alacaksın? Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini mi alacaksın? İşte tamamen ben karşımda bazen hanıma diyorum. Ya diyorum, geç karşıma otur. Ona da çok anlatmışlığım vardır. Tamam mı? Ben öğretmen arkadaşlarıma diyorum. Anlatıyor. Sınıf böyle duruyor. Diyorum demek ki bu yöntem doğru değil. Videoda bunu kullanmamalıyım. Farklı bir yöntem. Mesela devlet ihale kanunu dinlemiş misin bilmiyorum da. Evet, devlet o ihale usulleri. 5 tane ihale usulü var. Kamu ihale kanununda 3 tane ihale usulü var. Devlet özelleştirme kanununda 4 tane ihale usulü var. Evet. Ve sorun ne biliyor musun? Diyor ki devlet ihale kanunuyla ilgili verilen bilgiler ihale yöntemlerinden biri değildir. Ne ayrıntısını sormuş, ne geçiş teminatı sormuş, ne kesin teminatı sormuş. Çetrefil, ita amiri ve kafanı karıştırmayın. Bunlar var. Hiçbir şey sormamış adam. Gitmiş ihale usullerini. Adam biliyor. Öğrenci diyor ki bunların hepsini ezberledi. Karıştırıyor. Biz evet, orada bir konu yapıyoruz. Mümkün değil. Devlet ihale usullerinden bir tanesini almış, bir tarafa koymuş oluyor adam. Eleyince eleme yöntemiyle cevap direkt çıkıyor. Yani bizi dinleyen arkadaşlara çok güzel. Ben o adamların bir de şu durum var. ÖSYM'nin bir mantığı var. Belli bir mevzuat var. Tamam mı? Adam buradan kırmızı kaplı defter falan, Kurtlar Vadisi gibi oldu olay. Adam mesela buradan sorabilecek her şeyi sormuş. Tamam, artık ekstra bir konu da gelmiyor olaya. Ekstra bir mevzuat da gelmiyor. Ne yapacak? Cümle değiştirecek. Sorunun kalıbını değiştirecek. Yani adamların sistematiğini çözdük. Sistematiğini çözünce de o yöntemle soru hazırlayınca olay bitiyor. Evet. O yüzden bana çok yardımcı oldu. Dediğim gibi ben 2 aylık bir süreçte idari yargıya hazırlandım. Ve benim için hani hiç bilmediğim konular ve işte kanun sonuçta hani mevzuattan çalışıyorsunuz ya da işte ders dinliyorsunuz. Hiç bilmediğim bir alanda ben 2 aylık bir düzenli soru çözmeyle barajı geçtim mesela. Mülakata katılamadım ama barajı geçtim. Bu bile benim için çok büyük bir şeydi. Çünkü çok az bir zamanda hazırlandım. Yani düzenli hazırlanmak ve işte doğru yerlerden kaynakları, işte konu anlatımlarını takip etmek. Çünkü mesela YouTube'da çok fazla konu anlatım var. Anayasaya dair ya da idare hukukuna dair. Ama bazıları dediğiniz gibi idare hukuku mesela birbiriyle karıştırılabilecek çok fazla şey var. Doğru bir kaynaktan çalıştığınız zaman hem akılda kalıcı oluyor ve dediğim gibi mesela idari hakimlik sınavına girdim. Anayasa hukuku soruları karşıma geldi ve tık 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 hepsini yapıp diğerine geçtim. Yani bu şekilde doğru kaynaktan çalışmak çok fazla şey katıyor. Bazen mesela 100 soru içerisinde ne kadar ayrıntı çıkar dersen ben derim %5. 5 soru falandır. 6 soru. Birçok öğrenci arkadaşımız bu 5 soruyu yakalayabilmek için mevzuat içerisinde kayboluyor. Evet. Ne oluyor biliyor musun süreç? O 5 soruyu yakalamak için o kadar detaylı ders çalışıyor ki bir bakıyor ki sınava bir giriyor, en basit şeyi sormuşlar. O kadar kafasında süreler var ki, o kadar kafasında bilgiler var ki en basit soruyu yapamıyor. Yanlış yapıyor, evet. Yanlış yapıyor. Yakaladın ya, tebrik ediyorum seni. O %5'lik dilime giren sorunun 4'ünü yakaladın. 5'ini yakaladın. Müthiş, harikasın sen. Herkesin yaptığı soruyu kaçırdın. Hem de 10 tanesini kaçırdın. Gerçek diyorum ha. Yapıyor. Mesela geçen alan sınavına giren arkadaş A grubu alanda anayasa hukukunda çıkan soru ne biliyor musun? Diyor ki soruyu, cümleyi tam net söyleyemeyeceğim ama üye tam sayısının salt çoğunluğunu sormuş. Hı. Tamam mı? Diyor ki hangi durumda bu rakam her türlü geçerlidir tarzında bir soru. Tamam, üye tam sayısı salt çoğunluğu. Hocam diyor, ben üye tam sayısının yarısından bir fazlası olduğunu biliyorum. Ben zannettim ki diyor, İşte toplantı yeter sayısı, kanunların kabul edilecek sayısı, neden az olamaz? O kadar sorular geldi ki kafama diyor süreleri. Tek tek yazdım, çizdim, yazdım, çizdim. Üye tam sayısı salt çoğunluğu değildir dedim bu cevap. Gittim diyor 1/4 artı 1'i işaretledim diyor. İşte. Ayrıntı çok fazla ayrıntı, evet, çok fazla ayrıntı kafa karışıklığına sebep oluyor ve doğru bildiğiniz şeyden şaşıyorsunuz. Sonra sonuçlar açıklandığında aslında ben bunu yapabilirdim diyeceğiniz çok fazla soruyla karşılaşıyorsunuz. Maalesef, maalesef. Çok geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben yorumları açacağım. Birkaç dakika daha vaktini alacağım. Arkadaşlarım merak ettiği sorular varsa hızlıca da onlara bakalım. Ben soruları tek tek okurum. Bana gelen soruları ben cevaplarım. Sana gelen soruları sen cevaplarsın. Bu şekilde yayını kapatırız. Yayın arkadaşlar kaydedilecektir Instagram'a. YouTube Hukuk Öğretir kanalından da videoya ulaşabilirsiniz. Evet, yorumu açıyorum. Teknolojide kendimi geliştirdim. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alabiliriz. Sınıf öğretmenliğinden hukuk fakültesine geçmiş. DGS falan yok. Kolay yoldan falan değil. Öyle değil arkadaşlar. İşletme bitir. Sonra tekrar üniversite sınavına hazır. Hazırlan. Sınıf öğretmenliği kazan. Ortalama yap. Sonra geçiş yap. Vallahi tebrik ederim. Diğer gün için hazırlık yap. Tekrar idari hakimlik için hazırlık yapıyor musun diyorlar. Yani şu anda Kasım ayında sınav var ama ona girer miyim bilmiyorum. Ama bu zamana kadar evet hazırlık yapıyordum. Özellikle Mart ayından sonra online eğitime geçtikten sonra idari yargıya daha fazla çalışmaya başladım. Çünkü çok fazla zamanım oluyordu. Şu anda bilmiyorum. Belki sınava hazırlanırım ama daha çok adli yargı artık gözümün önünde diyebilirim. Sana sınava girmeni tavsiye ediyorum. Zaten her yer açıldı. 10 il mi galiba vermişler. Gir bir sınava. Bir antrenman olur. Bir sistemi görürsün. Girmeni tavsiye ederim. Hocam soru bankasını ne zaman temin edebiliriz? Arkadaşlar soru bankası için uğraşıyoruz. Tahminen 2 hafta içerisinde sitede olacak. İktisat benim için çok iyi oldu bu sistem. Hukuk istiyordum diyor. İktisat geldi, benim için çok iyi oldu sistem. Ortalama gelecek. Geçen sene Hilal aklında olsun. Ben unutursam sen bana yaz özelden. WhatsApp'tan yaz. Numaranı kaydettim. Tamam mı? Nasıl öğrenirsin bilmiyorum. Öğrenme imkanı da olursa Marmara Üniversitesi bu geçiş olayı kaçta kapatacak seneye? Bunu öğren, tamam mı? Tamam. İdari hakimlik çıkmış soruları çözdüm, bitti. Konu çalışmalıyım yoksa sorulara devam mı? Sorulara devam. Bol soru. Soru çöz. Takıldığın yerlerde konulara dön. İdari yargı YouTube'da yok arkadaşlar. Siteden ulaşabilirsiniz. hukuköğretir.com. Hocam çok geç kaldım. Başını kaçırdım. YouTube'da yayınlanacak. Oradan izleyebilirsiniz. Heh, çok güzel bir soru. Hocam kaçırdım falan yazmış. Soruyu sorayım, ben anladım soruyu. Diyor ki illa diyor 1. sınıftan mı geçiş hakkı oluyor? 2'ler, 3'ler, 4'ler de geçebiliyor mu? Böyle bir sisteme başvurabiliyor mu? Böyle geçiş yapabilmek için en az bir dönemi tamamlamış olmanız gerekiyor. 3. sınıfa kadar geçiş yapabiliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla ama 4. sınıflar geçiş yapamıyor son senesi olduğu için. Doğru, 4 bitiyor. Ama zaten mezun düzeye geçiyor. 1. sınıfı bitirmek zorundasınız. 1 yıl okumak zorundasınız. Ortalama elde etmek için. Evet. 2, 3'ü bitiren de başvurabiliyor mu? Evet. Tamam, okey. Peki bunların kontenjanları o 4+2 dedin ya, o 6 kişilik kontenjan 1., 2., 3. sınıfta hepsi için mi geçerli? Hayır. Evet de. Hocam. Hayır de. Ciddi olamazsın. Evet. Bölüm sıkıntısı yok. Her bölüm başvur diyor. Hem evet. De 1, 2, 3 hepiniz gelin, 6 kişi alacağız diyor. Evet. Çokmuş ya. Zahmet etmişler. Bir kişi yapsaydı bari daha zevkli olurdu. Her bölümden geçiş yapılıyor mu? Yapılıyormuş arkadaşlar. 2-3 başvurabiliyor mu? Başvuruluyormuş. İdari hakimlik her sene oluyor mu? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Adalet Bakanlığı açıklıyor. Kaymakamlık için de bu geçerli. Her yıl yapılacak diye bir sistem yok. Genellikle yıl sonu. Kasım-Aralık aylarında yapılıyor sınav. Tebrik ediyorlar seni. Teşekkür ederim. Hocam idari hakimlik için 2 yıllık süren var. Sizce yeterli olur mu? Tamamen senin çalışma performansına ve vazgeçmemene bağlı. 2 yılda yapılabilecek bir sınav. Hocam bu ayrıntıya yer vermiyor dediğin sınav idari hakimlik için de geçerli mi? Şöyle, ben söylediğim şeyler tüm sınavlar için geçerli. Ayrıntılarda, tadında ayrıntılarda öğrenmek lazım ama ayrıntılarda da kaybolmamak lazım. Ben videolarda zaten bu tadında ayrıntılara yer veriyorum. Merak etme. Bizle devam ediyorsan sıkıntı yaşamayacaksın. Kurumlar arası geçişte kaç tane üniversite tercihi yapabiliriz? Evet, onu sordum. Başka bir üniversite yok değil mi Hilal? Marmara, sadece Marmara. Yok, kurumlar arası yatay geçişte mesela Marmara Üniversitesi'nde okuyorsanız eğer Hacettepe Üniversitesi'ne geçebiliyorsunuz. Ama mesela o üniversitenin yönergesine göre ben Marmara Üniversitesi'ndeydim. Kurum içi yatay geçiş için sadece 2 tercih yapabiliyorum. Daha fazlasını yapamıyorum. Sadece 2 tane tercihte bulunabiliyorum. Ama dediğim gibi üniversiteler arasında yönergelere ve işte mevzuata göre değişebiliyor kontenjan ya da tercih sayısı. Ama bu kurum, yani sınıf öğretmenliği olayını kullanarak yaptığın ortalama ile geçiş sadece kendi üniversiten içerisinde geçerli. Evet. Kurum içi oy, onun için geçerli. Kurumlar arası bizim bildiğimiz genel isim yatay geçiş. Evet. O başka bir üniversiteye geçebiliyorsunuz onunla. O da ortalamayla oluyor ya da merkezi yerleştirmeyle. Onu da ben söyleyeyim. Arkadaşlar o sistem şöyle oluyor. Üniversiteler açıklıyor. 1. sınıflar için ayrı bir kontenjan, 2. sınıflar için ayrı bir kontenjan, 3. sınıflar için ayrı bir kontenjan veriyorlar. Her üniversite sitesinde yayımlıyor. Ben şu kadar kontenjan alacağım 1. sınıftan, 2. sınıftan, 3. sınıftan diyerek. Sonra sen ortalamanla oraya başvuru yapıyorsun. Eğer ortalaman oraya yeterse oraya geçiyorsun. Yetmezse başka bir üniversite, başka bir üniversite. Birden fazla üniversitelere de başvuru yapabiliyorsun. Hangisine ortalaman yeterse. Keşke zamanında ben de bilseydim. Keşkeler başladı. DGS tercihleri değiştiriyorum şu an. Marmara Üniversitesi yönünde. Ya, tamam, WhatsApp grubundan sana artık yazacak bu. Bana yardım et ders notlarından. KPSS'nin hocalar şuradan soru gelebilir, buradan gelebilir şeklinde yazıyorlar. Tahmin videosu çekiyorlar. Siz de böyle bir şey yapar mısınız? Arkadaşlar ben anayasa hukuku ve idare hukukundan soru beklediğim yerlerden soru çözümü yaptım. 150 soru çözüyorum. 125-125 ama şöyle 125 anayasa hukukundan çözüyorum. 125 idare hukukundan çözüyorum. Bu 125 soruda çok yaklaşık değil. 300'ün üzerinde soru çözdüm. Yani anayasa hukukunu 125 soruyla komple tekrar ediyorsunuz. Böyle bir sistem. İdare hukukunda da bunu yaptım. O soru çözümleri siteden ulaşabilirsiniz hukuköğretir.com'da. Genel bir tekrar ve beklediğim sorular onlardır. Sizin için öyle faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Başka soru? Yok. Söyleyebilecek her şeyi söyledik. Tamam, vedalaşıyoruz arkadaşlar. Yorumu tekrar kapatıyorum. Kapattım. Hilal, tekrar çok teşekkür ederim. Yolun bahtın açık olsun. Amin. Numaranı kaydettim. Her zaman bir abin var, bir hocan, bir abin her zaman var. Her zaman arayabilirsin, yazabilirsin. Bu süreçte yanındayım. Birçok arkadaşın da yanında olacağız. Kendine iyi bak. Siz anneye babaya selamlar söyle. Aleykümselam. Selamlar. Çok sağ olun. Senin şeyler varsa alabilirim. Sonra kapatalım. Benim söylemek istediğim şu, eğer işlerinden gelen bir şey varsa ileride keşke dememek için, pişmanlık duymamak için, yani işlerinde bir ukde kalmasındansa yaşları kaç olursa olsun hayallerinden ve isteklerinden vazgeçmeden disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışsınlar. İnsan isterse her şeyi yapabilir, ben böyle düşünüyorum. İnşallah şu anda yayını izleyen arkadaşlar da istedikleri hedeflerine kavuşurlar. Hepsi çok başarılı olur. Bu kadar benim söyleyeceklerim. İnşallah. Yüreğin çok güzel. Umarım çok iyi yerlere gelirsin. İnşallah yani hocam. Türkiye'nin en iyi avukatlarından biri olursun. En iyi adli hakimlerinden biri olursun. İnşallah. Çok güzel insan hayatı senin karşına çıkarsın. Yolun bahtın açık olsun. Birçok arkadaş bu video yol açtı. Eminim geçiş yapma niyetiyle videoyu tıkladı, izliyor ama muhabbet o kadar uzadı ki çok şeyler kendine hakkında düşünüyorum. Bence bu videoyla birçok arkadaşın hayatında keşke dememesi için yeni kapılar açılacak. İnşallah. Bir faydası olursa ne mutlu. Son bir şey. Videonun içerisinde dedin ki yeter, oku nereye kadar? Zaten bir üniversite bitirdin. İşletmeyi bitirmişsin. Orada yüksel. Yüksek lisans yap. Git bir yerde çalış falan dediler. Evet. Bunlara nasıl göğüs gerip de tekrar hazırlandın? Tekrar sınıf öğretmenliği? Yani şöyle bu süreç sadece sizden ibaret değil. Ailenizin dışında çevrenizde çok fazla insan var. Ben bir yıl kadar işsiz kaldım süreçte. İşte çok fazla tavsiye eden, işte çok fazla şöyle yap, böyle yap, işe başla, işte arkadaşlarım bak. Bu şekilde çevremde çok fazla şey duydum. Ama bunların hepsine kulak asmadım. Hiçbirine kulak asmadım. Hiçbirini önemsemedim. Çünkü ben kendimi bildiğim için, nasıl biri olduğumu bildiğim için en büyük destekçim ailemdi. Annem, babam, ablam ve eniştem özellikle. Onların bana inandığını bildiğim için kendime daha fazla inandım. Çok zamanlarda işte böyle yorulduğumu hissettim. Nereye kadar bu şekilde devam edecek? Nereye kadar? Çünkü çok fazla sınava girdim. A grubu, idari hakimlik, kaymakamlık vesaire. Ama hiç pes etmedim. Çünkü iyi yerlere gelebileceğimi biliyordum. Kendime inanıyordum. Bir şeyleri başarabileceğimi, bir yerde bu olumsuzlukların hepsini kırabileceğime inanıyordum. Bu inancımı ve umudumu da hiç kaybetmedim. Açıkçası tek dayanan kendim olduğu için ve bir şeyler başaracağıma inandığım için bu şekilde ilerledim ve pes etmedim. Yani videoyu izleyenler de ve izleyecek olanlar da bu şekilde yakın çevrelerinden duyacakları şeylerin hiçbirine kulak asmasınlar. Çünkü bu hayatı biz yaşıyoruz ve biz nasıl istersek o şekilde yol alır. O yüzden pes etmesinler, çalışmaya devam etsinler. Eninde sonunda istedikleri hedeflerine kavuşurlar. Çok teşekkür ederim. Olmak istediğin neresiyse arkadaşlar, onun hayalini kur. O hayali kurduktan sonra hayal kurmakla kalma, yola çık. Yola çıkmakla da kalma, seni o yolda ne rahatlatacaksa, seni hedefine ne ulaştıracaksa araç olarak. Murat Hoca bir araçtır. Hukuk Öğretir bir araçtır. Kitaplar bir araçtır. Okul bir araçtır. Ailenin sana desteği bir araçtır. Bu araçları sımsıkı tutun, sarıl. Seni bu hedefinden alıkoyacak her şeyi geriye at. Duyma, görme, hissetme, uzaklaş. Uzak. Senin moralini bozuyorsa bu insanlar, onlardan uzaklaş. Arkadaştan uzaklaş. Bak çok net söylüyorum. Bu hayatı bir daha yaşamayacaksın. Evet. Bu videoyu izledin. Bugün bir daha yaşanmayacak. O yüzden ya nasıl yaşamayacağın bir hayatsa bugün, bu an, bu saniye öyle bir yaşa ki keşke ben 5 yıl önce bu videoyu izleseydim, hayata yeniden tutulurdum deme. 5 yıl sonra bu videoyu izleseydin bak bugünü kaçırmış olurdun. O yüzden çık yoluna, ne istiyorsan onu ol. Evli olabilirsin. 3-4 tane çocuğun olabilir. Benim şu an arkadaşım var. 3 çocuğu var. Hukuk Fakültesi son sınıfta. Yola çık ve sakın vazgeçme. Bu sözlerle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hilal çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu kaydediyorum. YouTube'da görüşmek üzere.